yapıyoruz. Bakın burada bağırsak yine sağlığını koruyan ve şifa olan, şifa her şeyde var gerçi. Ama özellikle biz bugün bal kabağını istiyoruz. Bal bakın kabağını, tam buğday unu gördüğünüz esmer. Ne kadar esmer. Görüyor musunuz? Beyaz değil. Esmer. Bir onun kadar yununda daha alabiliriz. Şöyle büyük kaşığımızla. Bakın burada da püf noktası yağ ile unu aynı anda koyduk, yakmadan yağı. Bu da tereyağı. Evet. Biz önce tereyağını koyar. Aha, yakmayacağız. Bu şekilde. Pardon. Biraz daha. Biraz daha. Bu yağ yakma huyumuz bizim niye öyle olmuş? Evet. Biz soğanla her yemeği şifalı yapacakken. Aynen. Kötü şu yapıyoruz. Huydan vazgeçebilsek gerçekten hayatımız değişecek. Altı yanık mı? Yanıktı galiba. Bakayım. Değil. Niye değil? Hah, şimdi yaktım. Tamam. Şimdi biz de kabak çorbası yapıyoruz. Beyaz undan değil, esmer undan ve margarin değil, tereyağıyla yapıyoruz. Hmm. Hakiki tereyağıyla esmer unu pişiriyoruz. Kavurmak, çocuklara yapmak mı, değil. Çocuklara yapalım. Bebekler bile bunu tüketebilir. Aslında mükemmel bir bebek maması. Hmm. Bebek mamasını biz yerken karabiber ekleyip ona hem tatlandırıyoruz hem de o kabaktaki tatlımsı lezzeti alıyor. Karabiber çok yakışıyor. Karabiberin kendisi de fonksiyonel gıda. Fonksiyonel gıda ne demek? Ne demek? Tekrar söylüyorum, hücre deneylerinde, hücre kültürlerinde bazı hastalıkların, işte kanser gibi en kötü hastalıkların bile üremesini engelleyen maddeler. Tıp literatürüne fonksiyonel gıda diye bir şey girdi 1999 yılında. Yani tıp literatüründe var artık fonksiyonel gıda denen. Peki yani daha sağlıklı, daha iyi gıdalar bunlar. Hemen şöyle bir şey, un ve yağ, tereyağı birbirinin içine girdi. Başka ne yapacağım? Şimdi biraz bunu şöyle ısıtıyorum. Biraz, evet, şöyle bir iki baktık, fokur diyor. Hemen bunu soğutup su koyarsak daha rahat oluyor. Ama şu an vaktimiz yok. Bu şekilde su sıcak ekleyip. Sıcak su koysak olur mu? Sıcak suda koyup blender yardımıyla hemen sıcak onu verir misin bana püre haline oradan getireceğiz. Şöyle iki fokurdadı. Evet. Et suyunu koyuyorum. Kuzuyu tercih edin. Et suyunu da koyduk. Kabak çorbası yapıyoruz hanımlar beyler. Bir ayağımız bugün Denizli'de canlı yayında, Çivril'deyiz. Ve Denizli'de Çivril'li hanımlar da bize. Biraz kettle'da sıcak su rica ediyorum. Biraz da kettle'dan sıcak su. Şöyle, şöyle alalım. Bu kaynamış mı ki? O zaman senden kaynatmanı rica edeceğim. Kaynamadan da olur, burada da olur. Daha iyi topaklanmaz hem. Topaklanırsa da onu çırpıcıyla, blenderla hallederiz. Hı. Sen kibar kibar yapıyorsun annem. Ver bakayım bana şöyle şöyle. Ha. Şimdi bunu önceden hafif haşladığımız bal kabaklarını da ekleyeceğiz. Çünkü bir iki taşım kaynadıktan sonra ondan sonra blenderla işimiz. Ha, böyle büyük büyük mi ilave edelim? Şimdi sonra blenderla zaten onu halledeceğiz. Ha, blenderla girecek zaten. Evet. Tamam, blenderlaysa hiç sorun değil. Kabağın ne kadar kıymetli olduğunu görüyorum bir taraftan. Şimdi mi yapayım blenderı, sonra mı? Bunlar biraz daha yumuşasın. Gerçi biz bayağı bunları zaten haşlamışız. Haşlamışız. Şu biraz sert, biraz yumuşasın. O zaman onu biraz daha su koyayım ben buna. Blenderla çorba kıvamına getirdikten sonra, ocağın altını kapattıktan sonra tam yağlı süt ekliyoruz. Normal tam yağlı süt. Sütten sonra kaynatmıyoruz, kaymaklanmasın diye. Hem de çok güzel bir krema, doğal krema ve kıvam katıyor. Sütten sonra artık kaynatma işlemine son veriyoruz. Ocağı kapattıktan sonra sütü ve bolca karabiberi ekliyoruz ve tuzumuzu. Bunun üçü ocağı kapattıktan sonra. Tamam. Belinde ağrı olan, sırtında ağrı olan, bana fıtık dediler diyen, dar kanal da neymiş ben sizden öğrendim diyenler. Biraz sonra Cahide hocam burada olacak. Cahide Topsakal aklınızda olsun efendim. Bizimle beraber olun. Böylece ağrı